Bilindiği üzere Lysis, Platon'un gençlik diyaloglarından biridir. Platon, gençlik diyaloglarında ana kahraman olarak hocası Sokrates'i kullanır ve onun düşünceleri çerçevesinde erdemlerin ne olduğunu araştırır. Lysis diyaloğunda özel olarak ele alınan erdem dostluktur. Şimdi gelin bu güzel diyaloğu birlikte inceleyelim. Diyaloğun yapısı oldukça basittir. Sokrates'in tanıdığı bir genç, Lysis adlı başka bir genci sevmektedir. Ancak Lysis'e yaklaşmakta hatalı bir yöntem benimsemiş ve onu elinden kaçırmıştır. Delikanlı, Sokrates'ten Lysis'le konuşmasını ister. Sokrates, öncelikle delikanlının sevdiği kişiye yaklaşırken yaptığı hatalara değinir. Öyle ki sevilen kişiye kur yapma maksadıyla onu gerekli gereksiz övmek, onu göklere çıkarmak, onu olduğundan fazlasıymış gibi göstermek veya kendinden büyük görmek hatadır. Böyle bir davranış, sevilen kişiyi kendini beğenmiş, hatta narsist bir haline getirir. Onun yoldan çıkmasına sebep olur. Seven insan, sevdiğine böyle bir kötülük yapmamalıdır. Seven insan, sevdiği kişinin kendisini geliştirmesine yardımcı olur. Ona zarar vermez. Bunun ardından Sokrates, gençlerle sohbet etmekten hoşlandığı için Lysis'le konuşma teklifini kabul eder. Öncelikle felsefe hakkında konuşarak genci tanımaya çabalar. Filozof, Lysis'le konuşmaya, bilginin insana sağladığı avantajlardan ve özgürlüklerden bahsederek başlar. İnsanların güvenini kazanmak ve güvenilir biri olarak anılmak için konu her ne ise o konuda uzman olmak gerektiğini, yaşın ve sahip olunan mertebenin aslında önemli olmadığını vurgular. Sonuçta tüm insanlar faydalı kişileri sever ve sayar. Sokrates bu durumdan yola çıkarak Lysis'ten insanların nasıl dost edindiğini sorgulamasını ister. Eğer insanlar bizden herhangi bir şekilde fayda elde edemeyecekse veya bizde işe yarar bir özellik yoksa bizi severler mi? Bu sorunun cevabı açıktır. Sokrates, insanın bilge ve iyi biri olması halinde çevresine faydalı olacağını ve böylelikle birçok dosta sahip olacağını ifade eder ve gençlere yeni bir soru yöneltir. Der ki, bir insan başka birini sevdiğinde dost hangisidir? Seven mi yoksa sevilen mi? Gençlerin ilk yanıtı sevginin karşılıklı olması gerektiği yönündedir. Sonuçta iki kişi birbirini sevmiyorsa onlara dost denilemez. Ancak bu noktada bir problemle karşılaşırız. Eğer iki kişi arasında karşılıklı sevgi yoksa, yani sevgi tek taraflıysa, bu durum seven kişinin sevgisini geçersiz mi kılar? Yani tek taraflı sevgi, sevgi değil midir? Tek taraflı sevginin bir kıymeti yok mudur? Hepimiz biliriz ki sevginin her türlüsü kıymetlidir. O halde sevginin tek taraflı olabileceğini ve böylelikle kıymetinden bir şey kaybetmeyeceğini kabul etmemiz gerekir. Örneğin küçük bir bebeği ondan hiçbir beklentimiz olmaksızın o bizi tanımasa bile severiz. O halde Sokrates'in sorusuna döner ve tekrar dost kimdir diye sorarsak dost sevilen kişidir diyebiliriz. Yalnız bu durumda da başka bir çelişkiyle karşılaşırız. İnsanlar kendilerinden hoşlanmayan, belki de onlardan nefret eden kişilere sevgi duyabilirler. Zaman zaman düşmanını sevenlerin hikayelerini duyarız. Eğer sevilen kişi için dost ifadesini kullanacak olursak, bahsi geçen durumlarda insanın düşmanına dost demiş oluruz ki bu mantıken kabul edilemez. Sohbet bu şekilde çıkmaza girince Sokrates ipleri tekrar eline alır ve Homeros'un "Tanrı benzeri bir başka benzere doğru yönlendirir" sözüne atıf yapar. Benzer olan kişilerin birbirini sevip sevmeyeceğini sorgular. Bu söz başta genel anlamda mantıklı görünse de her açıdan doğru olmadığı ortadadır aslında. Örneğin kötü bir kişi kendisi gibi kötü birini büyük ihtimalle sevmeyecektir. Kötüler kötülük yapar ve birbirlerine kötülük yapanlar dost olamaz, olsa bile dost kalamaz. Kötü insanların birlikteliği olsa olsa kısa süreli bir çıkar ilişkisi olur. Özetle kötü benzer olsa da kötünün dostu olamaz. Birbirine benzer olanların dostluğu kötüler söz konusu olduğunda geçersizse peki iyiler birbiriyle dost olabilirler mi? Sokrates iyilerin dostluğu konusunda şöyle akıl yürütür. İyiler iyiyseler iyi olmak bakımından kendi kendilerine yeterdirler. Kendine yeten kişinin bir başkasına ihtiyacı da yoktur. Bir ihtiyacı olmayansa dostluk da dahil bir şey aranmaz. Ortada hiçbir yarar yoksa insanlar neden bir araya gelsinler ki? Neden dost olsunlar? Böyle insanlar birbirlerine nasıl değer verir ve nasıl dost olabilir? Zirvedeki yalnızlık böyle bir şey olsa gerektir.
Bu akıl yürütme bizi birbirine benzerlerin değil, birbirine zıt olanların dost olacağı gibi bir fikre götürecektir. Ancak doğru ile yanlış, iyi ile kötü, ölçülü ile ölçüsüz birbiriyle dost olamaz. Bunun saçma olduğu ortadadır. Zaten iyiler kötülerle asla dost olamaz. Bu noktada Sokrates tekrar konuya müdahale eder ve şunları söyler. Özetleyerek aktarıyorum. Zeus adına yemin ederim ki kendim de çok emin değilim. Bu düşünceler arasında kaybolup gidiyorum. O halde ben içimden geleni söyleyeceğim. Güzel ve iyinin dostu ne güzel ne de iyi olandır. Nedeni şu. Bence 3 çeşit insan var. İyi, kötü ve iyi ya da kötü olmayan. İyinin iyi ile, kötünün kötü ile, iyinin de kötü ile dost olmadıklarını biraz önce gördük. Bu durumda eğer dostluk diye bir şey varsa bunun iyi ya da kötü olmayanla ilgisi olması gerekir. İyi ya da kötü olmayan, iyi ile ya da kendisine benzeyenle dosttur. Biraz önce birbirine benzeyenler dost olamaz demiştik. O halde iyi ya da kötü olmayan sadece iyi ile dost olabilir. Görüldüğü gibi Sokrates'in akıl yürütmesiyle iyinin iyi ile, kötünün kötüyle ve iyinin kötüyle dost olamayacağını ancak ne iyi ne de kötü olanların iyi ile dostluk kurabileceği bilgisine ulaştık. Dostluk, ne iyi ne de kötü olanın hali hazırda bulunduğu durumdan daha iyi olma isteğiyle iyilere yaklaşmasından kaynaklanır diyebiliriz. Yani dostluk, iyi olma isteğiyle doğrudan bağlantılıdır. İnsanlar, kendilerini ve hayatlarını daha iyi hale getirebilecek kişilere ilgi duyarlar. Onlara yakın olmak isterler. Kimse olduğundan daha cahil, daha yoksul veya daha mutsuz olmak istemez. Bu nedenle aklı başında olan tüm insanlar kendilerini daha iyi biri haline getirebilecek insanlara muhabbet duyar ve onların peşinden giderler. Sokrates böylelikle dostluğu çeşitli yönleriyle incelemiş olur. Ancak kafasına takılan son bir konu vardır. Bu neden konusudur. İnsan bir şeyi seviyorsa bunun mutlaka bir sevilme nedeni vardır. Bu sevilme nedeni de yine mutlaka sevdiğimiz başka bir şeyle ilgilidir. Örneğin bazı insanların altın ve gümüşü sevdiğini söyleriz. Aslında o insanlar altın ve gümüşü değil, altın ve gümüşün satın alabileceği şeyleri sevmektedirler. Benzer şekilde satın alınan şeyleri sevme nedenleri de muhtemelen bu şeylerin kendilerine verdiğini düşündükleri üstünlük duygusudur. İnsanların bu üstünlüğü sevme nedenleri de muhtemelen başka bir şeydir vesaire. İşte biz sevme konusunda bu şekilde yeterince ilerlersek daha fazla ilerleyemeyeceğimiz bir ilkeye vararız. Bizim asıl sevdiğimiz şey bu ilkedir. Biz bütün diğer şeyleri bu ilkeye ulaşmak için severiz. Birbiri için sevdiğimiz her şey asıl sevginin gölgesidir. Gerçek dostumuz ve gerçek sevdiğimiz aslında bu ilkedir. Altın örneğindeki gibi sevdiğimiz başka bir şeyi düşünerek sevdiklerimize dost adını verdiğimizde dostluk kelimesi anlamını yitirir. Çünkü aslında biz dostluk sayesinde ulaşmak istediğimiz şeyleri severiz. Kendisinde sevdiğimiz başka bir şeyi aradığımız dost gerçek dost değildir. Bizler gerçekte iyiyi severiz. Bizi kendine çeken şey aslında iyiliktir. Peki tüm bunlar dostluğun anlamsız olduğunu mu gösterir? Tabii ki hayır. Hiçbir insan kusursuz değildir. Hiçbirimiz mutlak anlamda iyi değiliz. Ama her zaman olduğumuzdan daha iyisi olabiliriz. Daha iyi olma yolunda birbirimize destek olmamızın anlamsız olduğunu kim iddia edebilir ki? Dostlar önemlidir. Kendimizi ve hayatımızı daha iyi hale getirmemize yardım ederler. Bu açıdan bakınca kitapların en iyi dostlarımız olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu yüzden okumaya devam.